Radyo Tiyatrosu. İki arkadaş. Yazan Muzaffer İzgü, yöneten Kemal Bekir, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Hapishane Müdürü Saltuk Kaplangı, Ali Şener Şen, Orhan Erhan Abir, Aysel Filiz Toprak, Dükkan Sahibi Turgut Arseven, Usta Mümtaz Ener, Nikah Memuru Oktay Sözbir. Gelin bakalım. Hapishaneden çıkıyorsunuz. Özgürlük en güzel şeydir. Bunu benim size uzun uzun anlatmama gerek yok. Hapiste yatan bir insan özgürlüğün ne olduğunu çok iyi bilir. Evet müdür bey. Öyle değil mi Ali? Şey müdürüm, elbette Orhan abimin dediği gibi öyle. Hapishanede iki dosttunuz galiba. Evet efendim. Dostluğunuz çıkınca da devam edecek mi? Orhan abimden ayrılmayacağım. Öyle yapacağız müdür bey. Büyük bir rastlantı ikinizin birden aynı günde hapisten çıkması. Zaten şey biz ondan arkadaş olduk. Çünkü günleri birlikte saydık. Evet. Bir daha suç işlemezsiniz sanırım. Biliyorsunuz hırsızlık çok kötü bir şeydir. Öyle değil mi Ali? Öyle efendim. Yani uyduk bir kez şeytana. Zimmete para geçirmek de öyle. Öyle değil mi Orhan? Evet müdür bey. Uzun yıllar hapishane müdürlüğü yaparım. Bazen burada bir gün bir yıl gibi geçer. Ah onu bana sorun müdür bey. 2 yıl gibi geçtiği bile olur. Çıkınca kendinize bir iş arayın Orhan. Arayacağım efendim. İş bulmayıp da ne yapacağız sayın müdür bey? Çok güzel. Kalacağınız yer var değil mi? Ben abimde kalacağım. Yani Orhan abimde. Benim yerim yurdum yok. Sağ olsun abim bizde kal dedi. Değil mi abi? Evet. Zaten abim yalnız. Biliyorsunuz annesi şey oldu Orhan abim. Biliyorum. Yani... Allah rahmet eylesin. Peki. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Hadi bakalım. Bir daha da gelmeyin buraya. Tövbe olsun abi. Şey yani müdür bey. Allah yazdıysa olsun. Hadi güle güle. Öpeyim sayın müdür beyim. Sağ ol. Oh! Çıktık be abi. Allah canımı alsın, inanamıyorum. Şu binaya bak abi. Biz bu binanın içinde miydik ha? Oynayasın geliyor be abi. Yürü sonra oynarsın. Başka abi, havası başka ya. İçerideki havayla dışarıdaki hava aynı hava ama koklaması başka. Şu havadaki kokuya bak abi. Oh! Özgürlük kokuyor. Niye durdun abi? Badem ağacına bakıyorum. Ha çiçekli. Hay kurban oldum. Nasıl da çiçekli. Hem de tutmuş hapishanenin bahçesinde açmış. Püf be. 4 yıldır badem dalı görmemiştim. Ben de. Biz içerideyken badem dalları da değişmiş mi ne? Ha? Öyle değişmiş. Ya amma güzelmiş ha badem dalı. Ama şeyde bak hapishanenin bahçesinde açmasaydı yürü, daha iyi. Yürü gidelim yürü. Abi. Baksana bizim koğuşa bakan nöbetçi yeri. Ha, derdim ki abi. Bir gün acaba bu nöbetçi kulübesini dışarıdan görecek miyim derdim. Heh. Oh, gördüm be. Gördüm. Heh. Kimlikle abi düş olmasın ha. Biliyor musun? Ya gece bir düş gördüm. Heh. Bak istersen, bak şuraya bak, uçuklamış değil mi? Şimdi şey olur, tam bırakılacağız. İniyoruz hapishane müdürünün odasına. Heh. Müdür diyor ki bana, daha senin başka suçtan 2 yılın var diyor. Ne oluyorum abi o zaman? Hemen düşüp bayılıyorum müdür beyin masasının yanına. Tak kafam.
Bir uyandım, kafamı duvara vurmuşum ha. Saati sordum. Gece yarısı bir. Ondan sonra uyku tuttu mu? Ya derdi ki Bedri baba, evlat, günü az kalan insanın gözüne uyku girmez. İnanmazdım ha. Tam bir aydır abi. Bir aydır nah tilki uykusu. Bir gözüm kapalı, bir gözüm açık. Vay be Bedri baba, kulakların çınlasın. Şimdi voltada sarı tesbihini şak şak diye çekip voltasını ufaktan ufaktan atıyordur. Ver abi senin dengi de ben götüreyim ya. Şuradan taksiye bineceğiz. Taksiye? Ooo saltanatla. Boş ver abi, istersen yaya gidelim. Mahalleye sırtımızda denkle yorganla olmaz. Sen bilirsin abi. Kaç liram var? 55 abi. Heh, al. Al al sen de dursun. Canım. Bedri baba bir kampanya açtı. Dedi Ali'ye 3-5'ine verirseniz. Bir baktık 55 olmuş. Ey gidi müebbet Bedri baba. Bir gün sen de senin için de. Neyse. Alsana abi parayı. Sen de dursun. Durmasın abi, durmasın. Neden? Cep abi cep. Cep hapı yutmuş bak delik. İki ucu açık torba gibi olmuş. Şimdi unutur atarım cebime. Varımız yoğumuz yollarda sebil. Onun için neme gerek, sen de dursun daha iyi. Ya biz kardeş değil miyiz ha? Ha sen de ha ben de. Nasıl uydurmuşum yamalığı abi? Ha? Güzel. Baksana. Güzel. Hiç belli mi? Yok yok. Yok yok, oraya değil ya. Pantolon dizine bak bak. Gözünü sevdiğim 4 yılın ayakkabısı. Top gibi top. Daha doyanır 6 ay. 6 aya dek de. Hadi karşıya taksi durağına geçelim. Geçelim abicim geçelim. Taksileri görünce başım dönüyor ha. Ne diyorum biliyor musun abi? Bir taksimiz olmalı. İkimizin de ehliyeti olmalı. Gündüz ben çalışmalıyım, gece sen. Yani gece ben, gündüz sen. Biriktirmeliyiz şöyle helal süt emmiş birer tane. Öyle he? İkimizin de düğünü bir gecede. Tüh! Oğlum laf edelim derken sağlam kelleyi götürecektik ha. Ya sırtımdaki denkten göremedim be. Taksi! Baksana. Al paranı. Şimdi evin önüne gelince eğlenmek yok. Hemen içeri. Tamam abi sen gir içeri. Ben kuş gibi denkleri... Şuradan dön. Ev büyük mü abi? 2 oda. Babamdan kalmış. Ta yıkıldı ha yıkılacak. Onarırız, onarırız. Önce iş. Aa, en önemlisi o. Buluruz değil mi abi? Tamam burası. Dur. Tamam abicim. Sen kapıyı açınca ben denkleri hop... Ha. Buraya koyuyorum denkler ha. Okay. Üf, eve bak be. Saksılar da var. Saksılar hepsi kurumuş. Ama bak abi. İşlerinden 2 tanesi direnmiş ha. Bak 2 tanesi bizim gibi. Kurumamışlar. Ben bunlara suyu verdim mi... Niye ağlıyorsun abi? Bildim annen. Kerevet de var. Aa mangal da var. Abiciğim bu mangalda ateşi yaktık mı? Üstüne de kuru fasulyeyi koyduk mu? Yanına da soğanı kırdık mı? O zaman kır benim kafayı. Bak sen mutluluğa. Biliyor musun abiciğim? Yaşamım boyunca böyle bir yoyuzu görmedim ha. Annem kaçmış, babam da onu aramaya çıkmış. Tamam işte, benim büyük yaşam böyle başlamış. Aman abi, niye dalıyoruz böyle derin düşüncelere ya? Bu bizim özgürlüğümüzün ilk günü. Şimdi şakır şakır oynamalıyız. Hadi abi, sil gözlerinin yaşını. Baksana, benim annem seninkinden önce ölmüş, ben bile ağlamıyorum ya. Bu resim babanın mı? Evet. İyi, okkalı bıyıklar var ha. Anneme bakacaktım. İşim iyiydi. Boş ver, unut abicim şimdi. Şeytana uyduk. Ben çaldım, sen zimmetine para geçirdin. Tamam, cezamızı çektik çıktık. Şimdi bundan sonraya bakalım biz. Ben denkleri çözüyorum. Çöz, çöz. Ah, müebbet Bedri baba. Mahkumun dengi hamam bohçasına benzer derdi. İçinde çamaşırdan başka bir şey olmaz. Çamaşıra bak. Ne çamaşırı ya abicim? Ya para kazanayım. Kendime 2 tane böyle paneli alacağım.
Yeni çamaşırın kokusu burnumun ucunda. Bir geçireyim üstüme. Evin içinde fanilayla dolaşacağım. Bunları nereye koyayım abi? Şuraya. Bak şu sandığın üzerine koy. Sandık ceviz mi ne? Annemin gelinliğinden kalmaymış. Nerede şimdi böyle sandık? Ne ceviz kaldı ne de ceviz ağacı. Antika bu, antika. Kapı çalarsa sakın açma. Kapı? Açmam. Şurada bir Nuriye teyze vardır. Gelebilir. Geçmiş olsun. Evet, kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Özgürüz be abicim. Canımız ister görürüz, canımız ister görmeyiz. Şu odada benim somyam vardı. Somya'yı bu odaya alırız. Sen kerevette, ben de somyada. Yo abicim, ben kerevette olmaz, düşerim alışkın değilim. Ben yerde yatmaya alışkınım. Gel bak. Geldim abi. Ben bu odada kalırdım. Kim bu artist? Unuttum. Benim dilimin ucunda ya, neyse. Bakıyorum yeşil gözlüleri seviyorsun abicim. İnan ki ben de. Ama hangi yeşil gözlü Hırsız Ali'yi sever bilmem ki. Yo, Hırsız Ali değil. Ben artık dürüst Ali'yim. Hadi bakayım, tut şu somyanın ucundan. Tamam. Yürü abicim. Yürü. Hadi bakalım. Dur yavaş. Tamam. Bak ne diyorum ben. Şöyle koyalım ha, şuraya. Yo. Şu yana koyalım. Başlarımız yan yana gelsin ki gece çene çalarız. Niyetim bozuk. Beni kerevetten düşüreceksin. Alışmamışım abicim valla. Alışırsın. Ya, biliyor musun, öz kardeşim olsa bu denli sevmezdim. Şimdi de ki Ali öl, Ali hemen ölsün. Yaşa Ali, yaşa. Sen de yaşa Orhan abi, sen de yaşa. Abi be, kaç liramız var? 130. Bu gece bir kutlayalım mı dersin özgürlüğü? Kutlayalım. Yemeğimizi yedikten sonra da çıkıp denizin kıyısına, oh şöyle temiz havayı bol bol, evet bol bol çekelim ki yarın iş ararken gücümüz olsun. İş bulabilecek miyiz dersin abi? Bilmem ki. Ararız ya. Neyse, denize baktıktan sonra istersen senin dayına bir uğrarız ha. Ya, kimseyi görmek istemiyorum. Dayın var diyordun. Son bir yıldır hiç ziyaretime gelmedi. Gelmezse gelmesin. Biz iki arkadaş var ya, bu iki arkadaş yeter de artarız birbirimize. Şimdi ben gidip yumurtayla sucuk alayım mı? Köşede bir mahalle bakkalı olacaktır Rüstem Efendi. Bilmem artık yerinde mi, öldü mü, kaldı mı, yaşlıydı. Taksiyle gelirken ben bir bakkal görmüştüm buraya yakın. Al para. Abi, üçer yumurta alayım mı? Sen bilirsin. İki de somun, bir de uçlu sigara. Onu alma. Peki abi. Sayılı alma. Tamam abi. Hadi. Yandan akıyor yandan. Turp gibiyim, turp. Bir de şöyle iş bulduk mu Orhan abicim? Kulakların çınlasın Bedir Baba. Biliyor musun, Bedir Baba oturmuştur yatağının üzerine. Her tespih tanesine bir at koyuyor. Dudaklar oynuyor. Ayşe, Fatma, Hasan, Şak, Hüseyin, Erol, Hamza. İsim bulamadı mı? Hop bağırır. Bana isim söyleyin çocuklar. En çok da Sultan ismine bozulurdu. Çünkü o başını sokmuşlardı. Abicim. İstersen deniz kıyısına gitmekten vazgeçelim. Neden? Uykun gelmiş gibi de. Ben şunları kaldırayım ha. Dur, birlikte kaldırırız. Sonra be, yatakları yaptık mı? Ne yapacağım biliyor musun abicim? Ne yapacağım? İşe gireyim, kendime öyle bir pijama alacağım ki güvey pijaması. Bir kezinde hapiste Taka Mehmet pijamasını ödünç vermişti. Yatmıştım da. Ya çok güzel oluyor pijamayla yatması be. Yani suyun içindeymişsin gibi. Günaydın abicim. Günaydın.
Sen ne zaman uyandın? Eski alışkanlık, hapishane alışkanlığı. Gecenin yarısı uyandım. Oturdum yatağın içine. Ama bir uykumu almışım ki. Hmm. Duyuyor musun kokusunu? Neyin? Çayın. Çay demledim. Buldum çaydanlığı. Gittim çay aldım. Sonra ispirto aldım. Bahçede koydum ispirtoyu pamuğa. Pamuğu koydum iki taşın arasına. Çayı demledim. Oh, misler gibi. Koyuyorum çayları ben. Hey, bana bak, yarın ben yapacağım. Olsun abi, olsun, hiç önemli değil. Biz kardeş değil miyiz? Hem ben senin ufağın değil miyim? Bak. Simit. Simit ya. Yaşamak oran abicim. Sabahleyin kalkınca insanın kapısını açması, simitini alabilmesi. En önemlisi insanın simitçinin sesini duyabilmesi. Çaylar hazır, gel abicim. Geliyorum. Oh, oh, oh! Bir duyan olsa beni, bir gören olsa beni. Bu adam yaşamında hiç çay içmemişler. Ama nereden bilsin bu adam çayın özgürlük sabahının çayı olduğunu? Tamam abi, çayını alsana. Sağ ol arkadaşım. Sen de. Paramız olsun, zeytin de katarız bunun yanına. Sokak bir güzeldi sabahleyin. Çocukluğumun sokakları gibiydi. Sanki şey gibi yani, insanla konuşacakmış gibi. İnanır mısın, çöp tenekeleri bile güzeldi abi. Eline sağlık. Daha 3 gün çay pişirecek ispirtomuz var. Paramız olunca tüpü de doldurturuz. Akşam yumurtamızı pişirdi ya. Ya sanki annem bilmiş gibi, bunlar bir akşam gelir sucuklu yumurta pişirirler diye düşünmüş sanki. Bir yumurtalık gaz kalmış içinde. Ah, annem benim yüzümden dayanamadı, öldü. Yok canım, ömrü o kadarmış. Hapiste bilmiyor musun Kamber Osman'ın anasını? Kadın 75 yaşında, hala oğlunu hapishaneye yemek taşır. Ben diyorum ki işi birlikte aramayalım. Ayrı ayrı arayalım. Sen nasıl istersen abi. Şimdi diyelim mi hapisten çıktık diye? Elbette. Sonra öğrenince. Ben namusluyum abicim. İş istiyorum. Gerçi hapisten çıktım ama yani hırsızlık ama. Olmaz be abi. Adamlar iş vermezler sonra ya. Doğrusunu söyleyeceğiz. Tamam abicim. Doğrusunu söyleyeceğiz. Akşam 7'de evde oluruz. Evin yolunu çıkarırsın değil mi? Oo, elimle koymuş gibi. Şimdi akşam bir müjdeyle geliyor muyuz? İş buldum diye. Bir de sen geliyor musun iş buldum diye? Ha? Haftaya kalmıyor. 2 fanili alıyor muyum ben? Gel, gel, hoş geldin. Ayaklarım ya. Bulabildin mi? Yok abi. Ben de bulamadım. Hapisten çıktım dedim. Tamam, adam suratıma bakmıyor. Ayaklarım bitmiş. Bana da öyle. Ama şey değil mi abi, bugün ilk gün. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok değil mi? Elbette. Yarın gene baştan başlarız işe. Abicim, umudum bir ara kırılır gibi oldu ha. Şeye gittim, simitçi fırınına. Orada da camekan bedeli istiyorlar. 200 lira. Açıkta satarım dedim. Belediye peşini bırakmaz. Aldığın simitleri de götürürler dediler. Düşündüm, 100 simit bir de camekan parası. Nerede bizde o para? Bir yere gittim. Hop, kapıda bir kadın yakaladı. Ne arıyorsun burada dedi. İş ablacığım dedim. Sonra hapisten çıktım da dedim. Ya kadın sanki canavar görmüş gibi gözleri iri iri açıldı. Bir imdat diye bağırmadı kaldı. İşçi bulma kurumuna uğradım. Yazdırdım. Hem senin adını yazdırdım hem de benim. Benimkine ne iş olursa olsun diye yazdırdın mı? Yazdırdım. Ne dediler, Ali gelsin dediler mi? Yok, biz size haber ederiz dediler. Ben de bir yerde iş bulacaktım ama olmadı. Niye olmadı? Kefil istediler. Kefilsiz çalıştırmam dedi adam. Ben kefil olayım sana. Paralı kefil istediler. Neyse boş ver. Söyle bakalım, ispirtoyu nereye koydun?
Çay mı kaynatacaksın? Ya ben kaynatırım. Olmaz, sen olmaz. Otur abi. Şimdi sen otur, sıra bende. Yo, gel benim Ali Marka Aslan Hoca'm. Bozma be abicim moralini. Bak yarın olsun bir hele. Bakmışsın yarın işi bulmuşuz. Hem de ikimiz birden. 10 gün oldu Ali. Ekmek zeytin ilime tak dedi. Abicim, diyorum ki şu benim yatağı satalım ha. Nasıl olsa kerevetin üzerinde yatak var. Ben de onun üstünde yatıyorum. En azından içinde 10 kilo pamuk var. Ha? Ne dersin? Satalım gitsin ya. Şu ceviz sandığı satalım. Ceviz sandık mı? Hiç olur mu Orhan abicim? Ana yadigarı ya. Şu sandığa bak be. Yani bir evlensem, bir helal süt emmiş bulsam, arayıp tarayıp böyle bir sandık alacağım. Bayıldım abicim bu sandığa. Onun için derim ki, yarın sen de bir helal süt emmiş buldun da bu sandığı kıza çeyiz diye. Oh, yok canım. Ya hem niye sen satıyormuşsun? Benim satmam gerek. Niye gerek? Çünkü bu evde ben de yatıp kalkıyorum. Ben tamam kararımı verdim. Benim yatağı satacağım. Ne derdi Bedir baba? Mahpusun yatağı dert ortağıdır derdi. Dert ortağı. Ne yapalım ki mide boş. Satılacaksın. Ya. Yanlış şey. Polisler bunu benim sırtımda görünce yakalamasınlar. Gene mi başladın Ali diye? Ama sen yanımda olursan tanıklık edersin. Tabii tabii. Ya, hem hiç bu yatak çalınmış yatağa benziyor mu? Dur, bak bak. Baksana. Aynı bana benziyor ha. Hey garson kardeşim, bakar mısın? Bana 3 porsiyon kuru fasulye, bolca da kırmızı biber. Hadi Orhan abicim sen de söyle. Benimki de kuru olsun. Yalnız 1 porsiyon. 2. Bak ya, 10 kilo pamuk. Adam kaç lira verdi? Heh. Pamuk değil, kıtıkmış. Zaten abicim bit pazarına gittin mi? Tamam. Bilir adam ihtiyacın var. Ne dese vereceksin. Cevahir olur teneke, pamuk olur kıtık. Kıtık mıtık. Yiyoruz ya kuru fasulyeyi. Abicim niye 2 porsiyon söyledin be? 3-4 diyeydin. Bugün 11 gün. Ha, o bakkal Rüstem Efendi çok sevdi beni ha. Hemen onun da 10 kağıt borcunu verelim. Adam sonra bize ekmek vermez. Şimdi sordu bana. Mahalleye yeni mi taşındınız dedi. Ha dedim. Ne iş yaparsın diye sordu. Ben onu dedim. Ama adam itimat etti. 4 ekmeği elime verdi. Bir hafta daha bekleyelim. Ondan sonra? Yalan söylemek zorunda kalacağız. Ha. Yani sabıkalıyız demeyelim be abi. Ben sana çoktan söyledim abicim. Doğru söyleyene 9 köyden kovarlar diye. Doğrusunu söylemek gerekir ama. Aması bizim yatak ya. Oh, geliyor kurular. Ay kurban olduğumun kurusu. Dediniz? Şey, bütünde şey gördüm de bir yazı. Ha, erkek tezgahtar aranıyor yazısı. Patronla konuşacaksınız içeride. Teşekkür ederim. Beyefendi. Evet. Vitrinde bir yazı gördüm de erkek tezgahtar. Tezgahtar mısınız? Şey yaparım demek istiyorum. Eve bakıyorum. Evli misiniz? Hayır. Annem şey hasta. Ona bakmak zorundayım. İş aradım bulamadım. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Yağlı boyacılık yapıyordum. Niçin yağlı boyacılık yapmıyorsunuz? Hastalık. Yükseğe çıkınca başım dönüyor, gözüm kararıyor. Doktora gittim, mesleğini değiştir dedi. Kaç yaşındasınız? 29. Ama biz yağlı boyacılıktan kazandığınızı veremeyiz size. Sonra bu işi hiç yapmış da değilsiniz. Olsun. Ücret az olsun, çalışırım. Peki, yarın uğrayın. Ayrıca bir kağıda yaşam öykünüzü yazın getirin. Teşekkür ederim. Hı, teşekkür güle ederim. Güle güle.
Ne oldu? Yarın uğra dedi. Aa, galiba sizi işe alacak. Benim adım Aysel. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Aha, benim adım da Orhan. Güle güle. Bakalım dur şöyle. Baksana bana. Aa, yoksa? Senin karşında bugüne bugün koskoca bir tezgahtar var. Ne diyorsun, buldun ha? Oh! Yaşa be tezgahtar Orhan abicim. Peki ne tezgahtarısın? Tuhafiye. Tamam, o dükkanda ipek pijama var mı? Ha? Dur canım dur, daha işe başlamadım. Patron yarın karar verecek. Ama orada bir tezgahtar kız var Aysel. He? O dedi ki galiba seni işe alacak dedi. Ben gene bulamadım. Yapamıyorum be abi. Sanki alnımda yazılıymış gibi adam gözümün içine bakınca sabıkalıyım diyorum. Ondan sonra bizde iş yok diyorlar tabii. Bugün az daha bir yerde işe alınacaktım. Tamam dedi adam. Ama ben tam kapıdan çıkarken geri döndüm. Söylemeyi unuttum, ben sabıkalıyım dedim. O zaman adam yarın gelme dedi. Fırında abicim ya. Evet, sıcak sıcak ekmekler getirecektim. Aldırma, ben işe giriyorum ya. Şu ayaklarıma. Ayakkabıda pos çıktı be. Ben dayanır diyordum ama o özgürlüğe kavuşunca tam özgür oldu, her yandan patladı. Sana ayakkabı da alırım. Abicim be, iyi ki sana rastladım. Yoksa... Bedri Baba derdi ki, mahpusluğun arkadaşlığıyla sahipsizliğin arkadaşlığı çok köklü olur. Şöyle bir işe girsem... Bir gün 2-3 paket sigara alıp Bedri Baba'nın ziyaretine gideceğim. Ha, bir de limonu çok severdi Bedri Baba. Şöyle 1 kilo irisinden irisinden limon. Bir limonu bir hafta yanında koynunda gezdirir. Koklar koklardı. Limonda özgürlük kokusu var derdi. Kazağı çıkartıyorsunuz. Bunlar kadın kazağı mı? Tabii ya. Pardon, şunlardan çıkartacaktım. Aldırma. 15 gün içinde çok ilerlediniz. Bundan daha iyisi can sağlığı. Sizin sayenizde. Hadi siz girin içeri, yeminizi yiyin. Ben bakarım gelen müşteri olursa. Her gün peynir ekmek getiriyorsunuz. Dedim ya annem hasta diye. Akşamları giderken lokantadan bir şeyler alıp gidiyorum. Kaderlerimiz birbirine benziyor. Benim de bir annem var hasta. Ama yemeği ben yapıyorum. Babanız yok mu? Öldü. Ben ortaokula giderken öldü. Ondan sonra okulu bıraktım. Siz okudunuz mu? Liseyi bitirdim. Aa, çok iyi. Patates sever misiniz? Patates? Bugün sefer tasına 2 kişilik koydum. 2 kişilik? Sizin için... Buyurun. Sever misiniz? Severim de. O zaman buyurun, birlikte yiyelim. Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti canım. Bırakın böyle sözleri. Hadi gelin gelin. Su getireyim. Patron senden çok memnun. Çok iyi, çok çalışkan diyor. Ay, affedersiniz, sen dedim. Olsun. Ben de sana sen derim. Tuzlu mu olmuş? Tuzlu severim. Ali de tuzlu sever. Ali şu arkadaşınız, niçin hiç uğramıyor yanınıza? Uğrar bir gün. Ne diyorsun? Ya diyorum ki diyorum. Bir odun deposunda. Hızarcı oldum abicim, hızarcı. Odun keseceğim. Ne zaman başlıyorsun işe? Yarın.
Erkenden, onun için ben erken yatacağım. Sabah 7'de işbaşı. Şimdi var ya, bana sordular mıydı? Ne iş yaparsın diye? Oduncuyum abicim derim. Sabıkalı olduğunu söyledin mi? Demedim. Ne yapayım abicim şimdi desem? Al bakalım şu patatesleri, bir güzel haşla. Sonra üzerine biber, yağ. Tamam abicim, tamam. Bugün birlikte patates yedik. Ha? Anlamadım. Aysel sefertasına iki kişilik yemek koymuş benim için. Allah! Desene işler tıkırında. Helal süt emmiş değil mi abicim? Abicim be, şöyle size bir düğün ki. Dur bakalım, dur, daha ortada bir şey yok. Nasıl yok abicim, nasıl yok? Sefertası, ha? Sefertası. Niye koymuş gelmiş sefertasına iki kişilik? Gönlü olması, ha? Bana ne yerse yesin. Öyle der değil mi? Yaşamımda yediğim en lezzetli patatesdi. Odunun şurasından yakala. Yakaladım usta. Basıyorum şimdi. Sürüyorum. Sen eskiden bu işi yaptın mı? Benim yapmadığım iş mi var usta? Hop, geliyor. Aysel, çok yemeğini yedim. Aa, afiyet olsun. Cumartesi ilk maaşımı alıyorum. Yanımızda Ali de olacak. Hem Ali ile de tanışırsınız. Acaba akşam yemeğini üçümüz birlikte yiyebilir miyiz? Ha, ne dersin? Akşam yemeği mi? Yani lokantaya. Ucuz bir yere gideriz canım. Ben biliyorum öyle ucuz bir yer var. Ucuz olsa bile... Ayda yılda bir. Ha, ne dersin? Bilmem ki. Annem de hasta. Birkaç saat için. İstersen buradan işten çıkınca annene geç geleceğini söylersin. Sonra otobüse biner, seni Ali ile birlikte evinize bırakırız. Bilmem ki. Rica etsem. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun efendim, ne istediniz? Makarna haşlandı. Ali hazır ol. Cumartesi lokantaya gidiyorsun. Lokanta mı? Hem de yengenle. Niye bağırıyorsun öyle? Ha, hızar hızar. Orada ustayla bağıra bağıra konuşurken. Yengenle mi? Evet, yengenle. Seni yengenle tanıştıracağım. Yengemle tanışmak. Çok iyi olur. Yok be abicim. Ben şey yapamam. Sonra yemekte. Ne yemekte? Ya yemeğe döker mekerim ben. Dökmezsin, önüne peçete bağlarsın. Öyle peçeteli lokantaya mı gideceğiz? Dünyada olmaz abicim. Ucuzuna, ucuzuna. İyi de ya benim kılığım... Olmaz abi, sen yalnız git. Benim kahverengi pantolonu giyersin. Bir de gömlek alırsın üzerine. Gömlek. Desene, yorgana da bit pazarında okutacağız. Peki kahverengi pantolonun üzerine ne renk gömlek gider? Bakayım, gri. Gri mi? Hı. Bit pazarında bari gri gömlek olaydı. Gri yani fare rengi mi? Tamam, işte o renk. Fare rengi, fare rengi. Bizim emektar yorgan. Ne yapalım? Orhan abicim için canımı veririm. Bir yorgan mı yani? Tamam abicim. Hemen yarın akşam işten sonra okuturum yorganı. Orada ayakkabıları da bir güzel onartırım. Sonracıma... Cumartesi günü bir de güzel tıraş. Sakın ha, ağzından hapishane sözcüğü, yok bilmem Bedir Baba sözcüğü çıkarmayasın. Çıkarır mıymış abiciğim? Bize 3 porsiyon sardalya tava. Yanına da salata. Başka? İyi yeter. Bana çoktan yeter. Orhan dükkanda hep sizden bahsediyor. Aynı evde mi oturuyorsunuz? Yok canım. Ara sıra. Yani bize çok gelir gider de. Ya Orhan abicimin anası da beni çok sever. Yani oğlu gibi. Biz otururken Fayika teyzeyle Orhan abicim uyur bazen.
Senin, yani sizin adınızı sayıklar. Niye pofladın? Ben şeyden gömlek... Allah Allah, terzi dar dikmiş biraz. Güzelim kumaşı rezil etti ha. Niye etti? Çünkü benim kumaştan oğluna da bir gömlek çıkardı. Siz bizim dükkana gelin, size çok güzel bir gömlek verelim. Gömlek? Şey, sizde ipekli pijama var mı? İpekli pijama mı? Siz mi giyeceksiniz? Ha, meraklıyım da ben. Piyasa söyleyeyim mi? İnanın bana ilk kez geç kalıyorum eve. Annem de fazla geç kalma dedi. Tabii. Garson, bakar mısın? Bizim sardalya tava ne oldu? Abi, istersen ben balığı yedikten sonra kalkayım. Neden? Evlenme teklif edersin. Ha? Böyle oluyormuş da hani yemekten sonra. Ne oldu? Bak ne diyor. Yapma be abi. Balığı yedikten sonra ben gideyim istersen diyor. Niçin? Ben sana evlenme teklif edecekmişim de. Ya, abicim utandırdın beni ben. Ay Allah. Şimdi ben burada aranızda karıçalı gibi olunca hani dedim ki... Hadi balıklar geldi. Abicim diyecektim be. Tam sokağına bırakırken benimle evlenir misin Aysel diyecektim. Ben bilerek geriye kaldım ki diyesin diye ya. Çok yakında diyeceğim. Ama yarın pazar. Pazartesi günü söyle. Söyleyeceğim. Her şeyi, annem olmadığını, sabıkalı olduğumu. Sabıkalı olduğunu mu? Ya şey ederse? Baştan işe yalanla başlamamalı Ali. İyi de ağacım. O zaman şey, yani hemen pazartesi söyleme. Yavaş yavaş. Yani önce annenin olmadığını, ne bileyim gelecek hafta daha başka şeyleri, en sonra sabıkalı olduğunu. Gerçi yengem şey ama insanlar hiç belli olmaz. Söndür lambayı. Ah, şöyle helal süt emmiş bir de ben bulsam. Hadi bakalım koy Ali çaydanlığı tüpün üzerine. Şu arada bir çay içiverelim. Hemen ustacığım. Ustacığım hep senin çaydan içiyorum. Aldırma he. Alırsın sen de bir paket çay bir paket şeker bundan sonra da senden içeriz. Yaş kaç sende yahu? Yaş 27 ustacığım. 27 yıldır bir baltaya saf olamadık. İyi bir çocuğa benziyorsun. Şurada bir aydır... Seni dükkan sahibini memnun etmeye çalışıyoruz. Hiç evlenmeye yeltendin mi? Evlenmek mi? Yok ustacığım. Nerede? Ana yok, baba yok. Sonra şey yani... Bu zamanda evlenmek kolay mı? Ev ister, bark ister, eşya ister. Kim varır Ali'ye? Sonra şey de ustacığım... Hadi diyelim sıkıldım mıkıldım. Helal süt emmiş... Yani şey gibi bulsam, Orhan abim gibi bulsam. Şayet evlenmekte ciddiysen sana bir babalık yaparım. Babalık? Ustacığım şaka etmiyorsun ya. Benim şaka ettiğimi gördün mü? Yo, görmedim de. Şimdi ben Ali sonra şey yani ben evlenmek, böyle ev bark sahibi olmak. Derdi ki Bedri baba. Bedri baba? Şey yani piyazcı Bedri baba. Çok güzel piyaz yapar da şey derdi. Ah oğlum ah. Ey bu. Yalnız kuru fasulyeyle olmaz. Piyaza yağ ister, piyaza sirke ister, soğan ister. İşte böyle derdi. Ama kurulu bir düzen olunca şimdi bak benim bir baldızım var. Baldız bilirsin nedir? Baldız şey yani sizin hanımın kız kardeşi. Tamam. Yaşı yaşına uygun. 25 yaşında. 25. Şey yani sen bilirsin ustacığım. Benim hanım da kardeşi de senin gibi ana yok baba yok. Baldız benim yanımda. Vah vah. Şey nasıl söyleyeyim? Bak aklına bir şey gelmesin. Bu görüp beğenmek de olacak.
Emine seni görecek, sen Emine'yi göreceksin. Sen uygun görürsen ustacığım, helal süt emmiş olsun yeterli. Helal süt emmiş. Ben seni hiç ateşe yapmak ister miyim? Sağ ol usta. Yalnız benim param pulum... Bunlar önemli değil. Sen dürüst bir insansın. Emine'nin anası da babası da ben sayılırım. Ben de sana dürüstün dedikten sonra önemli olan şu. Senin evlenmeye karar vermiş olman. Nasıl vermem ustacığım? Nasıl vermem? Yaş gelmiş 27'ye. Geçen hafta Orhan abimin kızıyla birlikte şeye gitmiştik, balıkçıya. O günden sonra kendi kendime dedim ki, biri tutsa da elinden Ali dedim. Sen de baş göz oluversen dedim ya. Baldız benim çok iyi bir insandır. Temizdir. Yok şey önemli değil. Herhal süt emmiş olsun da. Ver ustacığım şu elini öpeyim ben. Yo yo. Önce sen bir Emine'yi gör bakalım. Emine de seni görsün. En iyisi bu cumartesi akşamı işten çıkınca bize gidelim. Konuğumuz ol yemeğe. Hı? Ne dersin? Ne diyeyim? Yalnız oğlum. Evet. Aslında kızın bunda hiçbir suçu yok. Hangi kızın? Emine'nin. Şimdiden söyleyeyim de sana sonra laf olmasın. Baldızım duldur. Dul mu? Ama şey, yani helal süt emmişse... Adamla 4 yıl evli kaldılar. Emine'ye etmediği esiyet kalmadı. Zavallı kız sonunda boşandı da kurtuldu. Adam şimdi hapiste. Hapiste mi? Layığını buldu. Bak bu konuyu düşün. Usta söylemedi deme, anlıyor musun? Baldızım dul. Olsun be ustacığım. Ben evlenmeye karar verdikten sonra varsın dul olsun. Emine'nin bir takım eşyaları var. Yatağı, yorganı, tenceresi, tüpü. Oo, bunlar olduktan sonra. Daha başka şeyleri de var. Bir pilli ceryanlı radyosu, su bardakları, 4 sandalyesi, 1 masası. Her bir şeyci varmış. Şayet evlenirseniz bizim evde bulunan bu eşyaların hepsini alır götürürsün. Senin yapacağın tek iş bir ev tutmak. O da bizim mahallede var. Tutarsın bir kondu, yaşar gidersiniz mutlu mutlu. Ustacığım be, yap ne olur şu babalı. Sonra bir gün bana dul kadın verdin diye başıma kalkma ama. Ben yaşamamda hiç kimsenin başına kalkmadım ki. Ah, dün akşam bir düş gördüm. Biliyordum bugün başıma hayırlı bir iş gelecek. Demek bu işmiş. Ver be ustacığım, ne olursun şu elini öpeyim. Yalnız şunu da söyleyeyim. Baştan konuşalım da laf olmasın sonra. Emine'nin bir çocuğu var. Çocuk? Evet. 3 yaşında bir oğlan. Hı? Ne diyorsun? Olsun be ustacığım. Ben şey olurum ona. Baba olurum. Hem iyi baba olurum ha. Ona saat alırım. Daha küçük. Olsun. Büyüyünce alırım. Benim hiç saatim olmadı da. Bak Ali. Sana cumartesiye dek izin. İyice düşün taşın. Tamam dedin mi cumartesi bize... Bunun nesini düşünüp taşınacağım? Tamam dedin mi tamam. Yalnız seni de Emine'nin beğenmesi şart. Ya o var ya. Bak bakalım şimdi çaya. Tamam usta. Uyan ağabeyim. Elimi yaktım usta. Neredesin mi abicim ha? Neredesin? 2 saattir bir pencere bir odaya seni bekleye bekleye öldüm be. Yeni mallar geldi de onu yerleştirdim. Abicim ben çok yakında belki de senden önce 2 başlı 4 ayaklı 4 kollu göreceksin beni. Anlamadım. Dünya evine giriyorum, dünya evine. Ya anlatsana. Neyi anlatayım abicim neyi? Pilli ceryanlı radyomuz bile var. Ne radyosu? 4 sandalye, bir masa, yatak, yorgan. Ah unuttum, tencere de var. Şimdi söylesem inanmazsın. Tüp bilen var. Ya şunu doğru dürüst anlatsana. Şimdi benim çalıştığım yerde Tahsin Usta var ya. Ha. Bunun bir baldızı var. Bu baldızını verecek bana. Gördün mü kızı? Pilli ceryanlı radyo. Kızı gördün mü? Ya cumartesi ustayla birlikte gideceğiz. O zaman göreceğim. Ah çok çok helal süt emmiş biriymiş. Durdum ya abicim. Turnayı gözünden vurdum. Yalnız turnanın gözünün biri kör. Anlamadım. Şey yani dulmuş. Dulmuş ama adam kötüymüş. Hapisteymiş adam. Çok eziyet etmiş kızcağıza. Ya ben etmem ki. Balım gülüm geçiniriz.
Benim öğrenmek istediğim boşanma nedeni yalnız adamın kötülüğü mü? Kızın da bir takım kusurları olmasın. Emine'nin ne kusuru olabilir abicim? O helal süt emmiş ya. Nereden biliyorsun? Daha yüzünü bile görmedim. Usta bana niye yalan söylesin? Araştırmak gerek. Yo, ben bu fırsatı kaçırmam. Piyango bu abicim, piyango. Şöyle azıcık el yüzü de düzgünse tamam. Neyse, cumartesiye dek düşünelim. Düşüneceğim tabii. Yüzünü görmediğim karımın her gün düşünü göreceğim. Ya oynayasım geliyor, oynayasım. Şey yalnız... Aman olsun daha iyi. İyi olan ne? Bir de oğlum var da. Çocuklu? Ha, 3 yaşında. Şimdi büyümüş saysan onu. Daha iyi ya. Şimdi daha iyi. Evlendiğin gün bir de çocuk. Oh! Ali bir başına yaşarken birdenbire 3 kişi oluyor. Ali, bu durumda birdenbire kapılma. Ne derdi Bedir baba ha? Ne derdi? Bu mahpusluk derdi. Bekarsan 1 yıl, yok şayet evliysen 2 yıl. Yok abicim yok. Ben namuslu bir aile babası olacağım. Kararımı verdim. Cumartesi günü ustayla gideceğim. Ha, seni yalnız koyacağımı sanma ha. Bak ben senin evinde konuğum ne zamandan beri. Canın istediği an sen de benim konuğumsun. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Kalk abicim kalk, bugün bendensin. Hadi gidelim. Köşe başındaki lokantaya yürü. Boş ver otur. Küserim Orhan abi, küserim mi? Olur mu hiç be? Bugün bendensin. Ali'nin en mutlu günü bugün. Biliyor musun, bir tek ziyaretçiyim olmazdı hapishanede. Çok günler kendimi bir ota benzetirdim. Ayrık otu. Ama şimdi ot değilim artık. Biliyor musun, evleneyim, Emine'ye evde bir güzel börek yaptıracağım. Alıp hapishaneye Bedir babayı ziyarete gideceğim ben. Bluzlar çok pahalı olmasa bir tane de ben geçireceğim ya üstüme. Çok pahalı. Al hediyem olsun. Aa, hiç olur mu? Al al. Dur istersen sen müşteri ol, ben satıcı. Buyurun hanımefendi. En güzel bluzlarımız bunlar. Tam size göre. Bakın bu turuncuyu nasıl buldunuz? Beğendim. Buyurun. Paket de yaptım. Aa, niçin zahmet ettiniz? Söylerim ben dükkan sahibine, aylığımdan kessin. Biliyor musun Orhan, güzel giyinmesini çok seviyorum. İstiyorum ki 10 tane, 100 tane bluzum olsun. Ayakkabılarım olsun. Olsun ama... Sonra ne güzeldi o geçen akşamki lokanta. Kim bilir daha ne güzelleri vardır. İnsanın arabası olmalı, çok parası olmalı. Böyle lokantalara gitmeli. Öyle ama... Biliyor musun, geçenlerde bir fotoromanda okudum. Benim gibi böyle satıcı bir kız var. Galiba fotoroman İtalyan olsa gerek. İşte bu satıcı kıza bir zengin fabrikatörün oğlu aşık oluyor. Oğlanın bir Jaguar arabası var. Görme. Sen inanıyor musun o fotoromana? Yok, şey de... O zaman elimi çabuk tutsam iyi olacak Aysel. Anlamadım. Ne olur ne olmaz. Seni bir Jaguar'lı beğenmeden... Hiçbir şey anlamadım dediklerinden. Hah, müşteri geldi. Allah kahretsin, ne zaman niyetlensem... Buyurun efendim. Müşteri değil felaket. Dünyanın malını indirdik. Birini beğendiremedik. Toplamana yardım edeyim. Teşekkür ederim. Bak Aysel, ne zamandır sana söyleyeyim diyorum. Şimdi karar verdim. Bir müşteri çıkıp gelmeden söyleyeceğim. Seninle evlenmek istiyorum. Anlamadım. Evlenmek istiyorum seninle. Benim kimsem yok. Anneni de yanımıza alırız. Ne diyorsun? Hemen şimdi mi? Düşünmem gerek. Ya annen? Annem öldü. Hiç söz etmemiştin. Gerçi ben sana Jaguar araba falan alamam ama... Al bakalım gene müşteri. Buyurun efendim. Yalnız sana her şeyi açık açık söylemeliyim. Ben hapiste yattım. Hapiste mi yattın? Neden? Zimmetime para geçirdim. Hapisten çıktıktan sonra iş bulamadım. Nerede hapisten çıktım dedimse iş vermediler. Burada da söylemedim. Aysel. Düşünmem gerek dedim ya. Şey, bu hapislikten dükkan sahibine bahsetmezsin değil mi?
ustacığım, hadi Allah'a ısmarladık. Sokağın başına dek götüreyim seni. Sağ ol. Ustacığım, Allah razı olsun. Benden tamam. Emine Hanım ne dedi? O da seni beğendi. Beğendi mi beni? Oh be. O beni beğendi. Ben onu beğendim. Oldu bu iş. Al şunu. Bu ne? Emine'nin nüfus cüzdanı. Ne yapacağım bunu? Nikah işlemi için başvuracaksın ya. Ha, nikah. Nikah ya. Aa, ne güzel nikah. Sanırım nikah işlemini 15 günde tamamlarsın. Bir hafta bir. İki de tanık gerekli ama biri ben olurum. Biri de Orhan abim olur. Şu arka sokakta bir kondu varmış, boşmuş. İstersen yarın gitsinler bizimkiler bir konuşsunlar. Konuşsunlar, konuşsunlar tabii. Sen artık buradan yollan. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol ustacığım. Gerçekten bana babalık yaptın. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Tahsin usta. Efendim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi şey... Ha? Ben var ya ben... Evet. Ya almayacaksın nüfus cüzdanını Emine'nin değil mi? Şimdi ben şeydim... Hapse girdim, sonra çıktım. Evet. Ama cezamı çektim çıktım. Evet. Suçum neydi biliyor musun? Hırsızlık. Evet. Yani ben hırsızdım. Evet. İşte öyle. Öylesi ne? Şimdi yani evinin nüfus cüzdanını... Sen bizim orada çalışmaya başladığının haftasında odun alan müşterilerden biri tanıdı seni. Yani söylediler mi size? Ha? Haberiniz vardı demek. Vardı elbet. Baktım, inceledim seni ama hiçbir şeyini görmedim. Her şeyden önce iyi bir insansın. Hele bir evleneyim ben. Hadi güle güle. Şimdi yani başlayayım değil mi? Nikah işlemine. Hiç durma. Sağ ol. Sağ ol. Bundan sonra ustan değil bacanağın oluyor. Yaşıyor ustacığım. Beni beğendi, ben onu beğendim. İki gönül bir oldu. O saat yıldırım aşkıyla vurulduk birbirimize. Aha, işte Emine'nin kafa koçanı. Yarından sonra nikah işlemine başlıyorum. Ev kiralıyorum. Aklımdan gitti. Pilli cereyanlı radyolu evime kavuşuyorum ben. Abi. Kutlarım arkadaşım. Niye öyle şeysin kapkara? Aldırma, sen mutlusun ya. Hiç olur mu abicim? Ben mutlu, sen mutsuz. Ne oldu? İşten çıkardılar. Çıkardılar ha? Niye? Yengem, Aysel yengem. O iş bitti. Bitti mi? Aldırma be Ali. Kızın gözü zaten Jaguar arabalılardaymış. Jaguar otomobil mi yani? Evet. Ama o günün lokantada? Bilmiyorum. Kapattım bu defteri. Benim için önemli olan iş. Şimdi gene koca kenti bir baştan bir başa iş diye dolaşacağım. Tüh ya. Şöyle tam hoplayıp zıplayıp sevineceğim gün. Sen gene hopla zıpla. Ay Allah. Hiç canını sıkma abicim. Ben çalışıyorum ya. Bak aklıma geldi ya. Tabii ya. Bizim orada çalışır mısın? İki sabıkalı bir arada. Ya haberleri varmış abi. Biz namusumuzla çalıştıktan sonra abicim. Çalıştığımın haftasında biri beni tanımış. Hem patrona hem de ustaya demiş. Onlar gözaltına almışlar beni. Gözaltından 10 numarayla çıkmışım. Anla, 10 numarayla çıktığımı, değil mi? Tahsin Usta bana baldızını veriyor. Bacanak oluyoruz. Sen tamam diyor abicim. Ben bizim patronla konuşayım. Diyeyim ona, al bir sabıkalı da. Bakmışsın sana da bir baldız bulmuşuz ha. Senin yaptığın işi beceremem. Ya siz Ali Korkmaz, Emine Uysal'ı hanımlığa kabul ediyor musunuz?
Evet. Ben de sizi karı koca ilan ettim. Mutlu olun. Kutlarım Ali. Sağ ol ustacığım. Kutlarım Emine. Kutlarım yenge. Kutlarım Ali. Sağ ol Orhan abicim, çok sağ ol. Şey, nereye Orhan abi? İş için acele bir yere gitmem lazım da. Bak Orhan abi, kapım açık ha, her zaman açık. Sağ ol, sağ ol. İş buldum da sana bir hediye alırım. Yok be abicim, pilli cereyanlı radyomuz bile var ya. Hadi hoşça kalın. Güle güle, güle güle. Bedri baba derdi ki... Ne derdi? Nikahlandıktan sonra karını al da git mi derdi? Ya öyle derdi ya. İki Arkadaş adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Muzaffer İzgü, yöneten Kemal Bekir, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Hapishane Müdürü Saltuk Kaplangı, Ali Şener Şen, Orhan Erhan Abir, Aysel Filiz Toprak, Dükkan Sahibi Turgut Arseven, Usta Mümtaz Ener, Nikah Memuru Oktay Sözbir. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.